Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, hatada ısrar helake sebeptir. Hata insanın şanındandır. Yaratılışı böyledir. Noksandır, kusurludur. Bunun için insan beşer, durmaz şaşar. Eyler hata üçer beşer. Düz ovada yürürken ayağa sürter, düşer denmiştir. Ahmaklık, hatada ısrar etmektir. Hatada ısrar etmekse helak olmaya sebeptir. Bunun için İmam-ı Cafer-i Sadık Hazretleri, bir hata işlediğiniz zaman istiğfar edin. Hatada ısrar helak olmaya sebeptir. Bir kimse geçim darlığı çekiyorsa istiğfara devam etsin. Mihnete şükretmeyen nimete şükretmez buyurmuştur. Günah işlemeyi kastetmek, az işlese dahi ısrar etmek olur. Kastetmek, niyet etmekle, irade etmekle ve karar vermekle olur. Karar verip bir kere yaparsa ısrar olur. Hiç yapmazsa devamlı yapmaya kastetmesi, karar vermesi ısrar olmaz. Günah işledikten sonra pişman olmazsa ve hele günah işlemek tatlı gelirse günaha ısrar etmek dadanmak olur. Pişmanlık tövbenin bir parçasıdır. Küçük günaha ısrar etmekse büyük günah olur. Büyük günaha ısrar etmek insanı küfre götürür. İnsanın yaratılışı acele etmeye müsaittir. Bu sebeple her işinde acele eder. Çabucak olsun ister. Halbuki acele etmek şeytandandır. Nitekim Peygamber Efendimiz, Allahü Teala acele etmeyeni sever. Acele şeytandandır. Allahü Teala hilmi, yani yumuşak huyu sever buyurmuşlardır. Acele eden kimse yaptıklarında veya söylediklerinde hata edebilir, yanlış yapabilir. Bu hususta Abdülkadir Geylani Hazretleri bir talebesine, acele etme, acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır, ağır ve temkinli hareket etmek. Allahü Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol, kanaat bitmeyen bir hazinedir diye nasihatte bulunmuşlardır. Dinimiz insan hatasız olmalıdır demiyor. Hatada ısrar etmeyi yasak ediyor. Çünkü hatada ısrar kibirden kaynaklanmaktadır ve kötü bir huydur. Nitekim Ebu Müslim Havlani Hazretleri, alçak ve düşük kimseler kibirlenir. Böyle kimseler övünür. Hata ve haksızlıkta ısrar edenler de bunlardır buyurmaktadır. Belam bin Bağura, Karun, Salebe, Ebu Cehil gibiler hep hatalarında ısrar etmenin neticesinde ebedi saadetten mahrum kalmışlardır. İblis de kibir ve buna bağlı olarak hatasında ısrarın sonucu olarak tard edilmiş, kovulmuştur. Bu sebeple İmam-ı Şafii Hazretleri, ibret almak istersen hata sahibi kişilerin akıbetlerine bak da kalbini topla buyurmuştur. Hata ve kusurlarla çevrilmişim, ne yapsam fayda vermez demek veya böyle düşünmek de doğru değildir. Bu konuda Ebu Bekr Dükki Hazretleri, Allahü Teala'yı tanıyan kimse ondan ümidini kesmez ve hep ona iltica edip sığınır. Onu unutan kimse mahluklara iltica eder, nefsinin kötülüklerini tanıyan kimse hiçbir amelini beğenmez, güzel ve kusursuz bilmez. Hep kendini kusurlu bilir. Mümin bilerek hata yapmaz. Gafletle bir hata yaparsa hemen hatasını düşünüp üzülür ve derhal tövbe istiğfar eder buyurmaktadır. İnsanın hata etmesine ve hatada ısrarcı olmasına nefis, şeytan ve kötü arkadaş sebep olmaktadır. Bir gün Davud-u Tayyi Hazretlerine, İnsanların arasına niçin karışmıyorsun dediklerinde, kiminle konuşayım? Akıllı kimseler benimle dini bir mevzuda konuşmuyorlar. Emir ve yasaklardan anlatmıyorlar. Yaptığım hata ve kusurlarımı yüzüne karşı söylemiyorlar. Aksine hatalarımı faziletmiş gibi anlatıyorlar. Böyle insanların bana fayda yerine zararı oluyor. Onlarla niçin oturayım diye cevap vermiştir. Yapılan hataları unutmamak ve hatada ısrarcı olmamak için Atay-ı Horasani Hazretleri bakın ne buyuruyor. Büyüklerimizden birisi hata ve noksanlarını avucunun içine yazar. Avucuna bakıp hata ve noksanlarını görüp hatırlayınca eli titrerdi.
Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki, Ya Rabbi, yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle. Ey Kerim olan Allah'ım! Lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle eğriliklerimizi düzelt. Kötülüklerimizi iyiliğe tebdil eyle.